Merhabalar. İstanbul Hepimizin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimiz'de bugünkü konuğumuz Başak Akkan. Başak benim çok eski bir arkadaşım. Beraber hayli çalıştık. Hem araştırmalar hem de makaleler yazdık. Bugün aslında genel olarak sessiz kalmış bir alanı konuşacağımızı düşünüyorum. Bakım politikalarını. İkimizin de beraber çalıştığı gene bir alan ama doktora tezi de hala Başak burada. Epey zor bir sahada çok uğraş veriyor. Bakım nedirle başlayalım istersen Başak'cığım. Ben de yer yer gene müdahale ederim diye tahmin ediyorum ama bakım nedir konuşmak önemli geliyor. Çünkü bakımın sadece olağan dışı koşullarda oluşan bir ihtiyaç değil, çok temel bir insan, insanlığa dair bir durum olması üzerinden beraber yazdığınız bir makale vardı. Bunu çok önemli buluyorum. Belki öncelikle bakım nedir, sonra da bakım politikalarıyla neyi kastediyoruz, bunu konuşabiliriz. Bakım tanımlaması zor bir alan. Belki öyle başlamakta yarar var. Özellikle feminist araştırmacılar bakımı tanımlamak için farklı açılardan, yani gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sosyal, hatta felsefik boyutlarıyla bakımı tanımlamak için çeşitli çabalara girdiler. Ama en temelinde, hani en geniş anlamında herhalde Joan Tronton'un tanımı, insan olarak iyi olma halimizi belirleyen en temel hayattaki ihtiyaçlarımızdan biri bakım ihtiyacı. Hem bakım alma ihtiyacı hem de bakım verme ihtiyacı aslında. Yani insanlığımızı belirleyen en temel şeylerden bir tanesi ki hani uzun yıllar kamu politikalarında göz ardı edilmiş bir alan, siyasi alanda. Aslında şöyle, işte care politics diye geçiyor. Biz de Türkçe'ye bakım diye çeviriyoruz ama ihtimam da bazen kullanılabiliyor. Evet. Hani o özeni, o ihtimamı başka bir kişinin bir ihtiyacını karşılama durumunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Ama hani bu özellikle vatandaşlık perspektifinde baktığımızda, beraber yazdığımız o makalede söylediğimiz gibi, hani sanki insanlar bakım ihtiyacı yokmuş gibi kurgulanan bir siyasal sistemin içindeyiz. Sadece Türkiye için değil, belki dünya için de bunu söyleyebiliriz. Oysa çoğu zaman işte doğduğumuz andan itibaren bir bakım ihtiyacı. Bunu belki biraz açabilir miyiz? Yani tabii. Dinleyenler çünkü bir kısmı için bakım politikası kavram olarak bile yabancı ne yazık ki. Dediğin gibi Pınar, yani bu aslında bakım... Çok katmanlı bir alan. İçinde hani siyasi boyutu da barındıran, ekonomik, sosyal boyutu da barındıran ve günlük insan ilişkilerini de içeren içinde. O yüzden hani duygu dünyamıza da dair bir alan. Bakım ilişkisi dediğimizde bunların hepsini içinde barındırıyor. Bakım literatüründe, yani özellikle feminist yazarların getirdiği en temel eleştirilerden biri de bu aslında. Yani biz bugünkü vatandaşlık kurgularımızda, sosyal adalet teorilerimizde sanki kendi kendine yeten vatandaşlarmışız gibi hareket ederek, buradan yola çıkarak kurguluyoruz. Oysa hani bakım meselesini hayatımızın odağında olduğunu fark ettiğimizde, oralardan tanımladığımızda bakımı daha siyasi bir perspektiften anlamaya çalıştığımızda, aslında hepimizin birbirine bağımlı bireyler olduğu ve bu bağımlılık ilişkilerimiz üzerinden kamusal alanda çokça kabul görünmez hale getirilen, hatta zaman zaman aşağılanan, evet, bağımlılık ilişkilerimiz üzerinden tanımlamamızın gerekliliği ve yani bütün vatandaşlık tahayyülümüzü de aslında o bağımlılığımız üzerinden, yani bakım veren ve alan konumumuzdan tanımamızın gerektiğini vurguluyorlar. Bu da aslında çok temel bir eleştiri aslında. Yani insanın işte bu liberal teorideki kendi kendine yetip tam bir atomik birey fikrinin gerçekle uyuşmadığı noktası. Evet. Belki bunu çok semut, insanın çocuğu olduğunda, insanın bebeği olduğunda çok net anlamaya başlıyorsun. Yani diğer bütün canlılar arasında en uzun süre bakım ihtiyacı olan varlık insan. Ve çoğu, ne diyelim,
Halbuki öyle değilmişçesine kurguluyoruz hayatlarımızı ama sonra kendi başımıza gelince anlıyoruz ki evet çok yoğun bir bakım vermemiz gerekiyor ya da başka destek mekanizmalarıyla bu bakımı sağlamamız gerekiyor. Tabii haklısın fakat sadece anne çocuk ilişkisine de indirgemek doğru değil. Çünkü anne çocuk ilişkisini indirgediğinde ister istemez bunu sadece bir kadın meselesi olarak tanımlanma yoluna da gidiliyor ki aslında hani bakımı en temel eleştiriler de bu yönden geliyor. Yani bakım siyasi bir mesele olarak tanımlanmadığında bir toplumsal cinsiyet adaletsizliği, sınıfsal bir adaletsizlik meselesi de aynı zamanda. O yüzden yani daha geniş bir yerden tanımlamakta fayda var o karşılıklı bağımlılık ilişkisini. Evet. Orada zaten hani çocuklukla başlayan ama yaşlılıkla sonlanan yine bir tür tabii. bakım desteğini neredeyse çoğumuzun ileriki yaşlarda karşımızda olan bir gerçeklik, bir ihtiyaç olarak çıkması. Ama zaten hasta olduğumuzda, geçici engellilik durumlarında her zaman bir bakım arayışı içindeyiz ya da ihtiyacı içindeyiz. Tabii. Tabii ki engellilerin, engelli bireylerin, sakatların durumu daha da farklı bir bakım ihtiyacı duyuyor. Hani vurgulamak istediğim bu özel bir durum değil aslında. Hepimizin ortak ihtiyacı dönem dönem daha yoğun hissettiğimiz ya da daha dönem dönem daha yoğun verdiğimiz. Hı hı. Ama sanki çok özel bir koşulmuş gibi bakım politikalarının ya da bakım alanının hakikaten özel alanın içine itilmesi çok siyasal bir tercih aslında. Tabii tabii bu son derece siyasal bir tercih ve o yüzden de kamusal alanda bakımı kamusal alanın meselesi haline getirmek yani özel alan meselesi halinden çıkarmak son derece önemli. Yani bunun da zaten karşılığını siyasi alanda ve onun da devamı olarak hani politika alanlarında, sosyal politikalarda görüyoruz. Peki o zaman şöyle gene hani tanımlardan yola çıkarsak bu bakım alanı dediğimizde temelde hangi alanları kapsıyor ya da nelere bakıyoruz? Bakım politikalarının altındaki alt başlıklar neler? Literatürde de yaşamımızda da belki. Şimdi literatürde bu üç alana bakılıyor aslında temelde. Yani sağlık bakımı alanından bu alanı yani sosyal bakım alanını ayrıştırırsak engelli, yaşlı ve çocuk bakım alanları literatürde bolca tartışılıyor. Buradaki temel şey yani sosyal politika literatüründe yine hani 90'lara döndüğümüzde, refah rejimi tartışmalarına döndüğümüzde hatta 90'ların da gerisinde feminist araştırmacılardan, eleştirilerinden yola çıkarak bu alan geliştiriyor. Çünkü yani refah rejimi tartışmalarının, tipolojilerinin sosyal politika alanında sosyal bakım alanını araştırmanın çerçevesine sokmadıkları ve bir refah devleti tahayyül ederken, onu tanımlamaya çalışırken bakım alanına hiçbir şekilde bakmadıkları aslında bu tanımın da yarım kaldığı üzerinden yola çıkarak bir literatür gelişiyor. Karşılaştırmalı sosyal bakım çalışmaları literatürü gerek Avrupa'da gerek dünyanın başka ülkeleri üzerinden çalışılmaya başlanıyor. Burada da işte hani en temel yaklaşım bütün bu sosyal koruma sistemleri dışında sosyal bakımın da aslında bir kamu politikası olarak çalışmasının gerekliliği. Yani aile dışında devletin nerede durduğu hatta yani son dönemde piyasanın nerede durduğu sosyal bakım alanı çalışmalarında. Peki ama 90'lar dedin o zaman çok yeni aslında literatüre baktığında hani çok uzun eski bir tarihi yok. Aslında yok evet. Yani bu biraz da şununla da ilişkili yani 90'lar belki evet biraz daha öne de çekebiliriz. Yani 80'lere götürmüşse kadınların istihdam alanına, emek piyasasına girişleri. Ve de dünyada toplumların yaşlanması aslında bu iki alanda yeni baştan araştırmacıları refah devleti yeni baştan düşünmeye de itiyor. Yani çünkü o güne kadar kabul gören şeylerden bir tanesi işte emek piyasasında çalışan erkek ve sosyal güvenliğin onun üzerinden sağlanması ve evde bakım işlerini üstlenmiş kadın. Yani bu modelin aslında çökmeye başlamasıyla da birlikte
bakım alanı özellikle Avrupa'da çalışılmaya başlanıyor. Bir de tabii bu yaşlılık meselesi gündeme geldiğinde, yani toplumlar hızla yaşlanıyorlar Avrupa'da ve dünyada ve Türkiye'de de tabii. Türkiye'yi de bunun dışında bırakamayız. Bakım sosyal politika literatürüne hızla giriyor ve yani çok zengin bir literatürü var şu anda. Gelişmiş olan. Kurumsal bakımı peki ayırarak mı, yoksa ikisini beraber aynı anda mı düşünmek lazım? Beraber düşünmek lazım. Yani refah devleti modellerine baktığımızda aslında yani modelleri ayıran temel şeyin bu devlet ve başta devlet ve aile arasındaki bakım sorumluluğunun paylaşımı, sonra da piyasanın da devreye girmesiyle, yani bakım hizmetlerinde rol oynamaya başlamasıyla özel sektörün, özellikle piyasa, aile ve devlet arasındaki bu bakım sorumluluğunun, finansmanının paylaşım meseleleri gündeme gelmeye başlıyor. Ve bakım üzerinden refah devleti rejimi modelleri de oluşmaya başlıyor. Mesela Türkiye'nin de parçası olduğu Güney Avrupa refah rejimi, yani Türkiye'de bu literatür içinde çokça çalışıldı. Aileci refah rejimi olarak tanımlanıyor. Biraz açalım mı? Yani bilmeyenler için ne demek bu Güney Akdeniz refah modeli ya da tabii, rejimi? Tabii, yani bu yani sosyal bakım üzerinden tanımladığımızda bu aileci refah rejimi. Yani tabii şunu söylemekte yarar var. Ya yani aile her toplumda yani bakımda aktif rol oynuyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Yani aileyi resimden çıkaramıyorsunuz. İskandinav modellerine gittiğinizde de aile var. Ama Akdeniz modellerine, Güney Avrupa rejimlerine ayıran durum, bir ailenin normatif bir yerden tanımlanıyor olması, yani toplumdaki rolü açısından, bir de devletin bakım hizmetlerini tamamen aileye devretmiş olması üzerinden ve hani aileye devretmek demek tabii kadına devretmek demek. Güney Avrupa refah rejiminin en temelinde diğer refah rejimlerinden ayıran bu. Ama tabii bu da zaman içinde çok hani değişime uğradı. Bugün hani çokça şu da tartışılıyor. Hani biz tek bir Güney Avrupa aileci refah rejiminden bahsedebiliyor muyuz? Yani bunun da ülkeden ülkeye farklılıkları olabiliyor. Hatta ülkeler, bazı ülkeler daha kuzey ülkelerine zaman içinde daha bile yaklaşmaya başladılar. Yani İspanya için böyle bir şey çokça tartışılıyor. Bir de ülkenin içinde demin söylediğin gibi yani toplumsal cinsiyet boyutunu belki en şiddetli hissedilmesi, aynı zamanda sınıfsal bir şeyle de örtüşme durumları. Yani bu bakım hizmetini ya da o bakım yükünü kim üstleniyordu? Bazen işte piyasa koşullarından, bazen enformal sektörden başka tür destek mekanizmaları yaratabilenler ve tamamen ailenin, işte kadının ya da genç kızların, çocukların sırtına yüklenmesi gibi daha ihtiyaçların, ne diyelim, aile koşullarını zorlayarak çocuğun iyi olma haline mal olacak şekilde de evrildiği durumlar var. Evet, yani özellikle bu bakım hizmetlerinde piyasanın, yani bu hani Avrupa'da da çok tartışılan bir konu olmaya başladı. Yani Türkiye'de de bakım hizmetlerinde piyasanın özellikle devreye girmesiyle sınıfsal meseleler daha da çok tartışılmaya başladı. Çünkü hani devletlerin bu tip rejimlerin temel refleksi bugün aileyi ayakta tutma çabası, farklı sosyal politika yöntemleriyle. Bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yanda aslında bakım hizmetlerini piyasadan almasını ailenin tercihte ediliyor. Bu tabii sınıfsal olarak belli grup, belli sosyoekonomik düzeyden gelen kadınları daha çok etkiliyor. Bu aile içinde bakım veren kadınlar, ama bir de bunun çalışan kadın boyutu var. Özellikle bakım hizmetlerinde çalışan kadınların maaşlarının düşüklüğü, genelde enformal sektörde çalışıyor olması. Özellikle son dönemde hani Türkiye'de de çokça tartışılıyor, dünyada hani hepimizin odaklandığı bu göçmen bakım veren kadın işçiler, onların bakım alanındaki
kırılgan ve güvencesiz çalışma koşulları. Bunlar bizi hem toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkatimiz çekiyor ama toplumsal cinsiyet eşitsizliklerin sınıfsal eşitsizliklerle kesiştiği bir alan olarak hani bakım alanına da dikkatimizi çekiyor. Yani çok şey gibi geliyor bana, önemli geliyor bu söylediğin. Çünkü bir yandan böyle bir ortak ihtiyaç var. Yani işte bebek olduğunda, çocuk olduğunda, yaşlı olduğunda, engelli olduğunda bir bakım hizmeti alınması gerekiyor. Bir ihtiyaç durumu var ama bu herhangi bir şekilde vatandaşlık hakkı bağlamında ya da işte kurumsal yapılar, kamu politikası tarafından görülmediği yerde orası bir şekilde karşılanacak. Hı hı. Nasıl karşılanacak sorusunda ya piyasa buna yanıt verecek, yani ailenin imkanları böyle bir şeyi yaratabiliyorsa, hı hı, ya yaratamadığı durumda aile içinde işte özellikle kadın üzerinden devam eden ya da işte kız çocuklar üzerinden devam eden bunun yine göz ardı edildiği ama bir şekilde zorunlulukla da çözüldüğü. Ve birilerinin yaşamlarına belki bazen mal olarak, çünkü hem bakım verenin hem bakım alanın tabii. Tabii. Yani burada kamu politikaları çok önemli tabii. Yani bakım hizmetlerinin evrensel bir şekilde veriliyor olması toplumda. Yaşlı, engelli, çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilir, toplumun her kesimin için erişilebilir olması çok ivedi bu toplumsal cinsiyet eşitlikleri açısından. Türkiye, pardon, bir şey söylüyorsan söyle. Tamam. Yani Türkiye'ye baktığımızda bu Avrupa'nın genel hani gidişatından farklı bir yere mi evrildi ya da Türkiye'de zaten bunları hala bile, şu an bile hani çok konuşur olmak, yani tabii ki konuşuluyor, dillendiriliyor ama yeteri kadar ya da sorunun boyutuyla kıyaslarsak o derece olmadığı da aşikar. Nasıl şimdi okuyorsun bakım, Türkiye'yi? Son yıllarda çok tartışılan bir konu haline gelmeye başladı aslında Pınar. Yani hiç olmadığı kadar üzerinde yazılıp çizilen, hatta devlet yani şeyler de mesela Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı'nın 2010-2013 yıllarını kapsıyordu sanırım. Bir bakım strateji belgesi yayınladı. O güne kadar yayınlanmış ilk belgeydi bu. Özellikle yaşlı ve engelli bakımı çok konuşulan, üzerine politika oluşturulan alanlar haline gelmeye başladı. Bu da şöyle enteresan, yani söylemlere baktığımızda hani son dönemde özellikle kadının ev içindeki bakım rolünün desteklendiğini de görüyoruz. İşte yaşlısını huzur evine bırakmayan, aile değerleri bizim daha farklıdır. Evet, kutsallık atfedilen, anneliği üzerinden yüceltilen. Hani bunlar söylemlerde, hani hükümet yetkililerinin söylemlerinde çokça karşılaştığımız şeyler. Ama bir yandan da hani şunu da görüyoruz. O geleneksel aile artık yok. O hani o bir mit üzerine bütün bu politikaları, bu söylemleri inşa ettiğimiz geleneksel ailenin bir mit olduğunu da görüyoruz. Geleneksel aile derken geniş aileyi mi kastediyorsun? Evet, yani bir şöyle, hem aile yapıları değişiyor. Yani Alain Dubin Hoca'nın, işte Ferhunde Özbay Hoca'nın bize hani çokça tartıştığı makalelerini gösterdiği gibi geniş aile Türkiye'de hızla çözülüyor. İstatistikler de bunu gösteriyor. Bugün nükleer aile norm ama bunun yanında tek ebeveynli ailelerin de sayısı artıyor. Ve aslında hani o yaşlısına bakan aile modeli, yapısı değişiyor Türkiye'de. Bu tip yapısal dönüşümler. Nasıl bir değişim? Yani bakmıyor mu artık, başka bir versiyondan bakıyor? Aslında yani Türkiye'deki nesiller arası ilişkilere baktığımızda o kültürel anlamdaki ailecinin kaybolduğunu da görmüyoruz. Evet, o yüzden yani biraz yani, biz beraber ortak hani birçok çalışma o dayanışma ağlarının, evet, hatta beraber yaşamıyorsa bile o geniş aile, hı hı, beraber yaşayan geniş aileler yok olmakla birlikte işte yakın oturma, hı, aynı apartmanda oturma, bunların da beraber yaşamanın, aynı hanede yaşamanın yerini aldığını, hı, görüyoruz. Hı. Ama o birebir yaşlısına bakma
hem beklenti düzeyinde aslında, yani bu kültürel olarak da değişiyor, hı hı. hem de pratikte de değiştiğini görüyoruz Türkiye'de. Bu da tabii devletin belli politikalar üretmeye itiyor. Her ne kadar hani söylen bunun tersi de olsa bir yok olan diyemeyeceğimiz ama eski bakım veren rolünü üstlenmeyen bir aile oluşumundan dolayı aslında aileyi ayakta tutarak bakım görevini devam ettirmesi yönünde politikalar olduğunu görüyoruz. Aslında bu engelli bakım aile aslında bunun tipik bir örneği. Ne yapıyor devlet? Yani bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok yaygın bir politika. Cash for care politikaları diyorlar buna. Devlet aileye nakdi para desteği sağlayarak ailenin bakım görevini devam ettirmesini sağlıyor. Yani bu bir yöntem. Bir yöntem piyasayı devreye sokarak ailelerin piyasadan bu hizmeti almasını sağlamak. Burada da ya hani devlet piyasa işbirlikleri, özel sektör işbirlikleri yoluyla bunun yürümesi ya da işte refahı yerinde bir aile ise tamamen piyasadan bu hizmetleri alması. Bir yolu da yerelde ev temelli bakım hizmetlerinin genişletilerek ailenin bakım günlük bakım ihtiyaçlarını cevap verecek modellerin oluşması. Biraz hafifletmek gibi. Yani mesela belediyelerin yaşlıların evlerine bakım elemanı yollaması gibi. Günde ne yapıyorlar? Bu bayağı oluyor artık İstanbul'da da. Yani Türkiye'de de olan bir şey. Evet evet. Çok yaygın bir politika haline gelmeye başladı. Henüz şeyini bilmiyoruz tabii. Boyutlarını bilmiyoruz. Elimizde bir istatistik yok. Toplanmış belediyelerin hizmetlerinin boyutuna dair. Ama görünen o ki belediyelerde bu çok yaygın bir hizmet ve hani ne yapılıyor? İşte yaşın ihtiyacına göre bugün geliyor alışveriş oluyor, yaşı yıkama olabilir, tırnaklarını kesme olabilir. Yani sağlık bakım hizmetinden ayrı olarak yani sosyal bakım hizmeti olarak tanımlanan hizmetlerin yaşlıya evinde götürülmesi. Engelliye de. Çünkü birkaç bizim belediyelerle yaptığımız çalışmada bu belediyeler tarafından oldukça detaylı bir biçimde. Yani hem de tam da şey hani annelere nasıl nefes aldırıyoruz? Hani bunu özellikle büyüyen yani bir engelli çok ağır olabiliyor. Yani yaşı büyümesine rağmen bir takım şeylerini kendisi karşılamadığı durumda. Hani bu tam ihtimam diyebileceğim özel alanındaki şeylere çok ciddi bakım sağlıklarını anlattılar. Yani temelde yaklaşım hani... İnsanları evlerinden etmeden ev temelli bakım hizmetlerinin devamlılığı ya bunu aile üzerinden yani nakdi yardımlarla ya da işte böyle günlük bakım ihtiyaçlarına cevap vererek ya da piyasa üzerinden bunun devamlılığının sağlanması. Yani bu hani kurumsal bakım alanı hiç mi gelişmiyor anlamına geliyor? Hayır yani kurumsal bakım alanı da Türkiye'de gelişim gösteriyor. Ama hani temel politika olarak baktığınızda öbür tercih ediliyor. Yani ilk çözüm orada aranıyor. En son raddede kurumsal bakıma kayıyor. Bu da aslında çehresi değişse bile aileciliğin yine bir çeşit Türkiye'de aileci refah rejiminin devamlılığı nitelikti. Ama çehresi değişiyor diyebiliriz. Yani Saraceno İtalyan bir araştırmacı bu aileci refah rejimlerini karşılaştırmalı çalışır. O buna desteklenmiş ailecilik diyor. Yani devletin aileyi destekleyerek aileci modelinin devamlılığı aslında bu aileci refah rejiminin devamlılığı. Özellikle bu yoksullukla mücadele alanlarında biz işte değerlendirme sorusu sorduğumuzda hani genelde bu tarz her şeyin kendi içinde zaten mücadele içerdiği için pek de iyi bir değerlendirme analizinde karşılaşmayız. Burada da Türkiye'de bu bakımla ilgili ya da yürütülen politikaları hani genel olarak hangisi daha doğru, hangisi daha iyi gibi bir inceleme yapılması, yapanlar var mı diyeyim. Yani çünkü bu söylediğin çünkü bir yandan da bir tercih. İşte örneğin yaşlıların daha kurumsal bir yerde başka tür sosyalleşme imkanlarıyla daha iyi hizmet alıp almayacakları gibi farklı farklı tartışmalar var mı? Yoksa bu biraz bir şekilde karar alınıp devam ettirilen...
şeyler. Yani bunlar tabii ki tartışılıyor. Özellikle hani kadınların rolü açısından, yani toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakımın kadınların toplumdaki konumlarıyla ilgili, katılımlarıyla ilgili gerek emek piyasasına olsun, gerek toplumun diğer alanlarına olsun katılımla ilgili çokça çalışma ve tartışma var. Bu piyasalaşmayla ilgili son dönemde tartışmalar sürüyor ama bu alanda daha çok araştırmaya ihtiyaç var. Yani piyasalaşma bakım alanını nasıl belirleyecek? Örneğin bana en çarpıcı gelen örneklerden bir tanesi İsveç. Hani bir İskandinav ülkesi olarak çocuk bakım hizmetlerini en hızlı özelleştiren, yani özel sektörün en hızlı şekilde girdiği ülkelerden biri oldu. Ve sonradan yapılan çalışmalarda yani şunu görmeye başladılar. İnsanlar tercihlerini nasıl yapıyorlar bakım alanında? Çünkü bakım öyle bir alan ki, işte hani başta konuştuğumuz gibi, içinde sadece hizmetin fiziksel boyutu yok. Yani oradaki insan ilişkileri, psikolojik durumlar, yani bir çok hani boyutlu bir alan. Orada insanların gerek hani yakınlarının bakım ihtiyacı, gerek kendi bakım ihtiyaçları ilgili tercihlerinin aslında çok da hani en iyi hizmeti alacağım bakım alanında üzerinden değil, ben yaşlımı şu bakım kurumuna yerleştirdim. O bakım kurumunda da iyi ilişkiler kurdu. O iyi ilişkileri kurduktan sonra şimdi daha iyi bir kuruma götürmeli miyim, götürmeli miyim sorusunu sorduğunda aslında o kurumda tutmayı tercih ettikleri üzerinden sonuçlar doğurduğunu çıkardı. Ya da mesela çocuk bakımı alanında da yine en iyi hizmet dediğiniz nedir sorusu masada duruyor. Yani birçok aile için çocuğuna en yakın kreş, mahalle kreşi örneğin onun için en iyi hizmet, yürüyerek çocuğunu götürebildiği. Ve hani İsveç örneğinde de ailelerin kooperatif kreşlerini mesela tercih ettikleri, mahallelerinde daha kolay erişebildikleri ortaya çıkıyor. Yani orada hani en iyi hizmet dediğiniz nedir? Yani beş yıldızlı bir şeyden çok ilişkilerin daha olumlu olduğu. İlişkisellik bunun çok önemli bir boyutu aslında. İlişkisellik bunun çok önemli bir boyutu ve orada aslında bakım aldığınız kurumdan beklentileriniz çok farklı beklentiler olabiliyor. Yani özel sektörün size bakım hizmeti olarak verdiği sözlerin ötesinde ve vaatlerin ötesinde beklentiler farklılaşabiliyor. O yüzden hani piyasanın oradaki rolü çok tartışma konusu. Demin aslında ilk başta bir ayırdın, yani engelli ve yaşlı ve çocuk bakımını. Hani bu engelli yaşlıyla hem politik anlamda hem de çocuk bakımı arasındaki şeyi nasıl görüyorsun? Yani nasıl onlar sanki engelli ve yaşlının bakım hizmetiyle çocuğa verilen bakım ya da bebek ve çocuğa verilen bakım daha farklı mı kavramsallaştırılıyor? Farklı kavramsallaştırılıyor. Literatürde de farklı şekilde gelişiyor. Engelli ve yaşlı bakım bize paralel gitti son dönemde. Daha çok engellilik üzerinden aslında tartışıldı, öncelendi politikalar. Yaşlılık biraz onun gölgesinde de gelişti diyebiliriz. Ama hani literatüre baktığımızda, yani engelli yaşlı politikalarını tartışırken, bir sağlık politikası tartışırken, çocuk politikaları tartıştığımızda, mesela bir eğitim politikası, okul öncesi eğitim politikasını da tartışır buluyoruz kendimiz. O yüzden iki politik alanı farklı gelişiyor. Yani Türkiye'de de bu aynı şekilde farklı gelişti. Yani çocuk bakım alanı özellikle bu aile ve iş yaşamının uzlaştırma politikaları çerçevesinde çokça tartışılıyor. Gerek hani literatürde, gerek Türkiye'deki politika özelinde, çocuk politikaları, çocuk bakım politikaları özelinde. Evet, iki alan farklı gelişiyor aslında. Yani tabii orada herhalde bir anneliğe atfedilen bütün o başka tür değerler, kutsallaştırma vesaire de var. Yani hem çocuğun en iyi, çocuk için en iyi bakım hizmetinin nasıl olacağı, hem de onun dışında bir de anneliğin,
Yani diğerinde daha sanki bakım vurgusu daha farklı da, evet, yaşlılık tabii ve engelli de. Hani diğerinde daha başka. Tabii engelli çocuk bakımı da senin çalışmalarını yaptığın alanlardan biri. Hani o da ayrı bir alan herhalde. Bu anneliğin çifte ne diyelim yükünün çok daha farklı ağırlaştığı. Tabii o gerçekten hani çok başka bir alan. Son dönemde çok da çalışma var bunun üzerine yapılmış. Hani çocuk bakım alanını üzerine genel olarak özellikle beklentilere baktığımızda hani Türkiye'de hala kadından beklendiği, özellikle 0-3 yaşın kadından beklendiği biliniyor. Yani 3-5 yaş biraz da artık okul öncesi eğitim politikalarının parçası haline geliyor ama çocuk bakımı dediğimizde 0-3 yaş hala daha sorunlu bir alan. Türkiye'de okul öncesi eğitim politikaları da hani biliyorsun çok önemli ve çok zayıf politikalardan. Hani 2000'lerde AÇEV'in bu kampanya, yedi çok geç kampanyasıyla olsun, veli inisiyatifleri olsun, hani bu alan çokça tartışılmaya başladı. Hani devletin öncelediği alanlardan bir haline de geldi aslında okul öncesi eğitim alanı. Bunun özellikle dezavantajlı gruplara taşınması, okul öncesi eğitimin erişimin sağlanması. Okul öncesi eğitim oranlarında yani Türkiye OECD ortalamasının çok altında hala 3-5 yaşta. Ama bir gelişim eğrisi var. Yani bir artış var. 0-3 yaşa dair elimizde bir veri yok. Ama TÜİK'in son yaptığı, yani son verdiği verilerde %86'sı 0-5 yaşın annelerin baktığını Türkiye'de. Ki bunun büyük bir, geniş bir kısmı 0-3 yaş zaten. Böyle bir durum var 0-3 yaşa dair. Bu ama başka Güney Avrupa rejimlerinde de böyle. Yani bir anneden bekleme durumu var. Ama hani kadınlara sorduğumuzda da yani işte Kagan yaptığı araştırmalarda gösteriyor bunu. Başka araştırmalarda gösteriyor. Yani kadınlar aslında özellikle emek piyasasına katılamama durumlarını çocuk bakım hizmetlerinin zayıflığında buluyorlar. Yani bugün çocuk bakım hizmetlerine 0-5 yaş çocuk bakım hizmetlerinin genişletilse Türkiye'de bu kadınların yaşamlarında çok farklı, çok fark yaratacak bir durum. Bir de şey diye de düşünmek lazım aslında. Yani hem çalışma hayatına girme ya da çalışma hayatını devam ettirme, hem de onun ötesinde yani bu bakım neredeyse 24 saati alan, hani yarım gün vesaire aradaki saatlerde hani tabii, hakikaten mahalli kreşleri dediğimiz 2-3 saatinde bir destek alıp başka bir hayatı da yani kurgulayabileceği başka şeyler, yani hem emek piyasasıyla olan ilişkisi ama emek piyasasının dışında da çok daha dezavantajlı grupların bu tarz desteklerinin hiç olmaması aslında annelerin ve annelerin psikolojisini çok etkileyerek çocukların iyi olma halini derinden etkiliyor. Tabii tabii, çok temel bir şey. Yani bunu aslında sırf kadın politikası olarak değil, çocuk politikası olarak da tartışmak lazım. Yani iki taraflı da tartışmak lazım bakım politikaları. Belki onu söylemek lazım. Biz epey bir zamandır beraber çocuğun iyi olma hali üzerine çalışan bir ekipteyiz. Başak da ben de. Hani o süreçte hep söylediğimiz şeylerden biri aslında bakımı zaten masaya yatırmadan iyi bir çocuk çalışması, çocukluğa bakmak çok mümkün değil. Yani o 0-3 yaş ama sadece onunla da sınırlı olmayan. Çünkü bir de kız çocukları mevzusu var. Özellikle dezavantajlı gruplarda. Belki biraz onu da konuşabiliriz. Tabii. Yani Türkiye'de bu ev içindeki bakım işte bakım yükünü diyelim. Hani bakım yükünü, bakım sorumluluğunu annelerin büyük ailenin en büyük kız çocuklarıyla paylaştığını da görüyoruz. Yani bu istatistiklere de yansıyan bir şey zaten. Yani benim yaptığım bir saha çalışmasında da ev içinde bakım yükü olan kız çocuklarıyla bunun çocukların hayatlarını ne kadar belirlediğini, yani okulla ilişkilerinden, arkadaşlarıyla sosyalleşmelerine,
günlük duydukları hayata dair kaygılara, yani 0-3 yaş arası bir kardeşin sorumluluğunun, ev içinde kendisine verilmiş sorumluluğunun, çocuğun çocukluğunu ne kadar etkilediğini aslında o kalitatif saha çalışmamda çok net gördüm. O yüzden yani biz bunu kadınlar üzerinden tartışırken Türkiye'de kız çocukları üzerinden de tartışmak durumundayız. Yani kız çocuklarının da yaşamlarını çok belirleyen mesele bakımın tamamen aileye verilmiş olması. Ve de pardon lafı unutma, çok sınıfsal bir mesele. Tabii. Yani bu bakım yükünü üstlenen çocuklar daha alt gelir gruplarından gelen çocuklar. O yüzden bu mahalle kreşleri gibi erişilebilir bakım hizmetleri son derece iyi ve iyi. Çok önemli bir şey bu. Zaten hani çocuk işçiliğiyle ilgili çalışmalarımızda da hani sadece dışarıda çalışmak değil, aslında evdeki bakım yükünün belli saatlerin üzerinde ve belli yoğunlukların, işte 0-3'ten sorumlu olmak da dahil olmak üzere, çok ciddi çocuğun kendi gelişimini etkileyen, kendi eğitime devamını etkileyen, kendi iyi olma halini etkileyen direkt bir yansıması olduğunu hep görüyoruz ve bunu dillendirmek de yine hani sessiz kalan alanlardan biri. Nasıl bunun ihtiyaç olarak görülmemesi ya da tartışılmaması, çok daha ne diyelim, politik açıdan heyecanlı konular konuşulurken hepimizin ortak ihtiyaçlarının böyle sessizce çözümlenmeye, her aile özelinde kendisi çözmeye çalışırken kız çocukları da burada tam da söylediğin gibi en dezavantajlı gruplar için daha da vurucu bir biçimde. Tabii çok görülmez kılınıyor çünkü. Çok görülmez bir alan. Ve de şeyi de görüyorsun. Yani bütün günlük hayatını o bakım yükü üzerinden organize etmeye çalışıyor. Bütün ilişkileri onun üzerinden kurmaya çalışıyor. Çok belirleyici nitelikte. Bu bir sürü aslında hani şu ana kadar yaptığımız programları da düşündüğümde hep şey geliyor. Yani işte farklılıklarla beraber ortak yaşama dair bir sürü şey tartıştık. Hani benim açımdan hani bu alanda çalışan biri olarak en temelde söyleyebileceğim, aslında bakım ihtiyacımızda o kadar ortaklaşıyoruz ki en işte sınıfsal olarak en zengininden en yoksuluna diyeyim, ya da farklı çeşitlilikler içinde hepimizin belli bir dönem hem kendimiz için hem de en yakınlarımız için bakıma ihtiyacı oluyor. Ve bunu bir ortak sorun olarak kavramsallaştırmadıkça, bunun üzerine ortak akılları yürütmedikçe hepimiz kendi o ne diyelim dar alanlarımızda elimizdeki şartları maksimum zorlayarak ama çoğu zaman ideal olmayan çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tabii. O yüzden hani bu yaptığın çalışmalar ve bütün bunların tartışmak belki de daha fazla yapmamız gereken şey. Hani günlük politika kadar heyecan verici olmayabilir ama aslında çoğumuzun nefes almasını sağlayacak en önemli alanlar gibi geliyor bana. Tabii, yani burada da herhalde en önemli çıkış noktamız, yani bakımın bir siyasi mesele olduğunu kabul ederek bakımı başlamak. Bakımı kabul etmemenin aslında siyasal bir tercih olduğunu ve toplumsal cinsiyet boyutuyla kadının üzerine inanılmaz bir yük koyduğunu kabul ederek belki. O açıdan da siyasi bir mesele zaten. O bağlamda da siyasi bir mesele. Yani bu özel alana ait bir mesele değil, son derece siyasetten, bütün eşitsiz, yani bütün sosyal adalet teorileri içinde tartışmamız gereken o karşılıklı bağımlılık ilişkilerimiz için açısından, hani vatandaşlığımızı tanımlayan bir durum olması açısından, yani birçok boyuttan tartışmamız gereken bir konu bakım. Yani hayatımızın gerçekten çok önemli bir parçası. Hani devlet politikalarının da çok önemli bir parçası bu bağlamda. Ya yani erişilebilir kamu politikaları burada çok ivedi. Yani özellikle hani yeni dönemde de çok ivedi. Çünkü şey alanları da gittikçe birbirine girmeye başladı. Yani kamu özel alan nerede başlar, kamu alanı nerede başlar, bunu en çok bakım politikalarında hissediyoruz. Yani bakım alanında hissediyoruz. Yani süremizi bitiriyoruz ama belki hani gene ikimizin de çok çalıştığı Nancy Fraser'ın bu ihtiyaçların ne olduğunun belirlenmesi mevzusunu belki söyleyerek hani toparlamaya çalışacağım. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa. Yani birileri neyin daha önemli ya da daha ne diyelim işte bütçenin neye harcanması gerektiği konusunda söz sahibi olurken
Bakımın da burada çok önemli bir insan ihtiyacı olarak, hepimizin aslında ortak ihtiyacı olarak masanın üstünde olması ve buna beraberce düşünerek değişik çözümler üretmek gerekiyor. Bu hani özel hayata, özel alana açıldıkça imkanları daha dar olanların kendi yaşamlarına bazen mal olacak kadar nefes aldırmaz bir hale gelebiliyor. Oysa çok insana dair, insanın varlığıyla çok ilişkisel bir şey bu. Kesinlikle. Bir de aslında özel alandaki eşitsizliklere dair de bize çok şey söyleyen bir alan. Yani özel alanda bakım ne kadar paylaşılıyor? İki özel alanı paylaşan erkek ve kadın arasında. Yani oradaki ev içi paylaşımdaki eşitsizliklere dair de çok şey söyleyen bir alan. Ya belki de aslında işte bu rolleri değiştirmeden, yani toplumsal cinsiyet rollerinin devam edebilmesi, Türkiye'de örneğin en formal sektörün bu kadar, bu zamana kadar bu kadar yaygınlığıyla mümkün. Çoğu zaman çünkü işte sen ben burada başka bir şey yaparken kadın rolümüzü evde başka kadınlar üstlenebildiği için bunları yapabiliyoruz. Bunun çok hayati olduğunu düşünüyorum. Yani her birimizin kendi özel alanında, kendi ailesinde yaşadığı bu tarz eşitsizlikleri ya da bu tarz çözümleri sorgulamadan da roller değişmeyecek gibi. Yani bu biraz Türkiye'nin herhalde yumuşak karınlarından. Yani birçok yumuşak karın var ama burası böyle en sessiz alanlardan biri gibi geliyor. Kesinlikle. Yani dediğin şey o kadar önemli ki. Yani kendi bu alandaki duruşumuzu da sorgulamak. Çünkü gerçekten hani hepimizin günlük hayatımızı devam ettirmesi için ya yanımızda bir destek mekanizmaları yaratıyoruz. Yani ya bir anneanne ya babaanne ya da işte evimizde bakım çocuğumuzun bakım ihtiyacını karşılamak üzere gelen bir bakım veren kişi istihdam etmek durumunda kalıyoruz. Ama bunların hepsi de işte politikalarla ilgili konular. Yani o alanda politikalara ihtiyaç var ki bireysel çözümler sadece tercih meselesi haline gelsin. Yani. Çok teşekkür ediyorum Başak. Ben teşekkür ederim. Yani daha çok uzun süre tartışabileceğimiz başlıkların birçoğunu sadece değinmiş olduk. Ama bu alanda çok daha fazla söz söyleme ihtiyaç var. Umarım bir kere daha tartışmaya devam etmek, keyifle, biraz daha detaylı sahanın bulgularını da paylaşmak için görüşürüz. Herkese çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.